Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. ünitemizin sonu olan İsra suresinin 23 ve 29. ayetlerdeki mesajları işleyeceğiz. İsra suresi hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi olan İsra suresi Mekke'de hicretten önce nazil olmuştur. 23 ve 29. ayetler arasındaki mesajlar İslam'ın insan hayatını aslında hakim kılmak istediği temel ilkeleri barındırıyor. Biz bu ilkeleri tek tek inceleyeceğiz bugün. Şimdi bu ayetlerde nelerden bahsetmiş? Şöyle kısaca biraz üstünden geçelim. Sonra ilkeleri tek tek böyle üstünde duracak şekilde işleyeceğiz. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Yani ilk mesajda dikkat edersek ilk önce tevhid ilkesine biraz vurgu var. Sadece kendisine kulluk etmemizi istiyor. Daha sonra da anne babaya iyi davranmamızı istiyor, emir ediyor. Onlardan biri ve her ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel sözler söyle. Hatta onlara iyi davranmamızın nasıl olacağını da belirtiyor. Onlara kırıcı sözler söylememek gerektiğini, azarlamamak gerektiğini söylüyor. Sonra onlara merhametle ve alçak gönüllükle kol kanat gel. Sonra devamında ne yapmamız gerektiğini de burada ifade ediyor. Yine onlara böyle alçak gönüllükle ve merhamet duygularıyla ona yaklaşmak gerektiğini, onların aslında o anda düşkün durumda olduklarında onlara kol kanat gerip seni yetiştirdikleri gibi seni de onlara merhametle yaklaşmanı istiyor. Rabbim, onlar nasıl küçükken beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İşte dua etmemiz gereken hususta burada ne yapıyor? Vurguluyor ayete. Nasıl dua etmemiz gerektiğini de bile bize öğretiyor. Onlara nasıl yaklaşacağımızı, nasıl dua edeceğimizi yine ayet bize gösteriyor. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Burada da iyi niyetten, kalp temizliğinden bahsetmekte. Sonra akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Ondan sonra burada akrabayı gözetmeyi, yoksulu doyurmayı, ondan sonra fakirin hakkını vermeyi aslında zekattan bahsediyor burada. Hani sadaka, zekat, akraba, yardım. Ondan sonra toplumsal birlik ve beraberlik sağlama adına ne yapıyor? Bazı mesajlar veriyor. Sonra ne diyor? Savurganlığı da yasaklıyor. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankör olmuştur. Eğer Rabbinden umduğun, beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendine gönül alıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma. Yani elinde bir şey bulunmasa bile onlara hoşuna gidecek sözler söyle. Onları kırmadan, incitmeden en azından geri çevirmek lazım. Yoksa bu şekilde eli boş göndermek de doğru değil. Ne diyor ayetin devamında? Diyor ki eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Yani çok eli sıkı, çok bağnaz, ondan sonra çok böyle tutucu, çok böyle ondan sonra pinti derler ya, hani bakil derler, hatta pinti derler. O şekilde de olmak hoş değil. Ölçüsüzce açıp savurmak da hoş değil. İsraf derecesinde savurmak da hoş değil. Çünkü insan bu sefer kendisi muhtaç duruma düşebilir. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin diyor ayetin sonunda. İşte ayetin sonunda eğer çok savurgan olup yaparsan hangi duruma düşeceğini de ayette ne yapıyor? Belirtiyor. İşte bu ilkeleri arkadaşlar sizin de yavaş yavaş inceleyelim. İlk ilkemiz olan tevhid ilkesinden başlayacağız. Çünkü en başta ayetlerin başında Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi istiyor. Ne demek bu? Yani İslam'da Allah'ı birleme, tevhid ilkesinden bahsediyor. Evet, ilk ilkemiz Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi emredilmekte. Ve İslam'ın tevhid ilkesine vurgu yapılmakta.
Tevhid ilkesi biliyorsunuz ki arkadaşlar, İslam'ın temelidir. Yani eğer Allah inancımız varsa, İslam'a inancımız, bir dini kabul ediyorsa, ilk önce dinimizdeki temel ilkeyi, Allah'ın bilimi kabul etmemiz gerekir. Ondan sonra onun verdiği mesajlara yönelmemiz gerekir. Allah'a şirk koşarsak ve Allah'a karşı bir ortak düşünüp o şekilde dinimize yönelmeye çalışırsak, yanlış bir din anlayışı olduğu için mesajları tam alamayız o zaman. Eğer biz bunu kabul edersek ondan sonraki mesajları rahat ve sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Çünkü ilk önce Allah'ı tanımak ve ona kulluk etmek gerekiyor ve onun buyruklarını yerine getirmemiz gerekiyor. Demek ki tevhid ilkesi Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmektir, onu birlemektir. Ayetin devamında biliyorsunuz ki arkadaşlar, hemen ne vardı, hangi ilkeye vurgu yapılmaktaydı arkadaşlar? Anne babaya saygıda kusur etmeme ilkesi vardı. Yani anne babaya karşı insanın asi olmaması, onlara hürmette kusur etmemesi. Evet, ikinci sorumluluk anne baba iyi davranmak olarak bildirilmiş. Ayette Allah'a kullukla birlikte anne baba iyilik yan yana anılmış. Böylece bu davranışın önemi vurgulanmıştır. Yani namaz, oruç, zekat gibi bir sürü ibadet varken, dikkat ettiyseniz bu ayetlerde hemen Allah'a imandan sonra anne babaya güzel davranma emredilmiş. Bunun hemen ardından, yani Allah'ın birliğinin ardından zikredilmesinin, dile getirilmesinin onun ne kadar kıymetli bir amel olduğunu ve ne kadar dinde ne kadar güzel bir yeri olduğunu, ne kadar kıymetli bir yeri olduğunu ifade eder arkadaşlar. Anne babamız bize biliyorsunuz ki küçükken her türlü fedakarlıktan kaçınmadan, her türlü fedakarlığı yaparak bize baktılar. Yedirdiler, içirdiler, büyüttüler. Yani gerektiği bütün sıkıntılar katlandılar ama bize bunları yansıtmadılar. Yarın onlar büyüyüp yaşlandıkları zaman, ondan sonra elden ayaktan düştükleri zaman, düşkün oldukları zaman onlar da hassaslaşıyor, bakıma muhtaç oluyor. Adeta bir çocuksu bir hale, duygulara kapılıyorlar. En ufak şeyden alınabiliyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim onların bu hassasiyetine işte nazar ederek, onların o hassasiyetine vurgu yaparak onlara en küçük itirazın göstergesi olan öf bile denmemesi gerektiğini, onlardan bile alınabileceklerini vurgulamıştır arkadaşlar. Hazreti Peygamber de faziletli ameller arasında en çok anne baba iyiliği saymıştır. Başka bir hadisinde de ne demiştir? Anne babasına saygısızlığı da büyük günahlar içerisine koymuştur. Hatta bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Cennete ak olan giremez. Ak buradaki, yani anne babasına isyankar anlamında kullanılmış. Yani giremez derken hiç cennete giremeyecek anlamda değil. İlk girenlerle giremez. Yani onun hesabı zor olacak anlamında. Çünkü Allah anne baba iyilik yapma, onların rızasını almayı tavsiye etmiştir ve emretmiştir. Sadece tavsiyede kalmamış, emretmiştir. Zaten ayette dikkat ettiyseniz ona of bile deme diyor. Yani orada bir emir var. Yani öf demezseniz daha iyi olur, öyle yaparsanız hoş olur değil, deme diye bir emir kipi kullanılmış zaten. Onun için arkadaşlar anne babaya iyilik ve anne babaya anne babanın rızasını almak, Allah'ın rızasını almakla eş tutulmuş. Hatta öyle demiş. Yani Allah'ın rızası anne babanın rızasından geçiyor. O da bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz öyle demiş. Anne baba çocuklarına şefkat ve merhametle yaklaşıp büyük bir fedakarlık onları yetiştirmişlerdir. Çocukları için büyük imkanları, bütün imkanlarını seferber etmişlerdir. Evlatlara düşen de anne babalarına saygıda kusur etmemek ve yaşlandıkları zaman onlara kol kanat vermektir. Dediğimiz gibi arkadaşlar, yani insan anne babasına karşı hürmete kusur etmemeli. Bu da bunu Allah'ın bir emri gibi görmeli ve içten bunu yapmalı. Zaten yani insanın insanlık yönünden baktığın zaman zaten bunu yapması gerektiğini anlaşılıyor. Çünkü sana karşı fedakarlık yapmış, hayatını senin hayatına feda etmiş bir insanı yarı yolda bırakmak, sana muhtaç olduğu zaman da ona
sırt çevirmek, onu azarlamak ne kadar insanlığa sığar. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmemek insanın arzusuna kalmış. Yoksa büyük bir fırsat ayağımıza kadar gelmiş olduğu zaman eğer bunu tepersek yazıklar olsun o kimseye diyor Peygamberimiz. Bir hadis-i şerifinde diyor ki anne babası yanında yaşlandığı halde diyor anne babasının rızasını kazanmazsa ve onunla cenneti elde etmese yazıklar olsun o kimseye diyor. Yazıklar olsun o kimseye diyor. Yani biliyorsunuz ki cennet annelerin ayakları altına serilmiş. Ne demek? Yani onların rızasıyla cenneti kazanabiliriz demek. Yani bizim için güzel bir fırsattır. Onlara öf bile demeden, en küçük itirazı bile, en küçük kalp kırmayı bile böyle onlara yapmadan bu şekilde güzel onların gönüllerini alırsak, onlara hassas davranırsak, onlara yardımcı olursak, onları seversek, içten seversek ne olur? Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Zaten Allah'a iman ve anne babaya saygı her şeyden önce bir kalp ve gönül işidir. Ayette Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir diyor. Yani ne demek bu? Yani sizin içten samimi duygularla yaptığınız güzel niyetleri Allah kabul eder ve kalbinizdeki temizliği, güzel niyetleri Allah kabul eder. Yani Allah insanın kalbine bakar. Bu şekilde ki ayetler insan ne yapıyor? İç dünyasında kötülükten arınmasını çıkar vesilesi değil, ihlaslı sırf Allah rızası için yaptığını göstermesi gerekiyor arkadaşlar. Ve içten davranarak samimi bir şekilde ve onlardan bir beklenti içine girmeden sadece bir vefa borcunu ödemek, ondan sonra o anki düşkünlüklerini bir fırsata değil, bir efendim o anki düşkünlüklerini onların sana olduğu, o muhtaç olduğunu farkına varıp onlara yardım elini uzatmak gibi görmek lazım arkadaşlar. Yani onun için öncelikle insan kalbinde güzel duygular, iyi niyetler geliştirmesi lazım. İç dünyasını güzelleştirmesi lazım. Allah bu şekilde iç dünyasını kötülüklerden arındıranlara, güzelleştirenlere ne yapıyor? Af ve mağfiret ediyor. Evet, diğer sorumluluğumuza bakalım ayetten çıkarılan. Üçüncü sorumluluk arkadaşlar akrabaya ve ihtiyaç sahiplerine iyilik etmek, hayır yapmaktır. Yani İsra suresi 26. ayette akrabaların başta zikredilmesi işte bu hususta önceliğin onlara verildiğini gösteriyor arkadaşlar. Çünkü yardım edin ayeti geldiği zaman öncelikle akrabalardan başlanmış. Demek ki öncelik arkadaşlar akrabalar arasında ihtiyacı olan insanlara bakmak lazım. Öncelikle en yakınımızdan başlamamız lazım. Onlara yardım elini uzatmamız lazım. Bugün biz onlara yardım elini uzatmazsak, yarın bir gün biz muhtaç olduğumuz zaman onlardan öyle bir beklenti içine giremeyiz. Geç o beklenti için yapmamak lazım bu yardımı ama Allah rızası için yapmak lazım ama insan yarın ne olacağını bilmez. Kimin hangi duruma geleceğini kimse tahmin edemez. Onun için birbirimize yardım elini uzatacağız, esirgemeyeceğiz. Önemli bir uyarı, her birey insanların kendisi ve serveti üzerinde hakları olduğunu kabul etmelidir. Yardım ederken bir lütufta bulunuyormuş gibi değil, insanların kendi üzerindeki haklarını ödüyormuş gibi hissetmeli. Yani Allah'ın senin malına koymuş olduğu fakirin hakkı da var. Hani zekat verirken deriz ya %2,5 fakirin hakkıdır o, zekattır o. Onu sen ver 1/40. İşte o aslında Allah'ın senin mülküne koymuş olduğu fakirin hakkıdır. Hem senin imtihanındır. Verecek misin zekatını? Sen seni imtihan ediyor. Hem de fakire senin elinle rızkını gönderirken aranızda bir bağ, sevgi ve muhabbet ve dayanışma köprüsü kuruluyor. Onun için yani burada arkadaşlar fakirin hakkını verdeki maksat zekat olan hakkını mutlaka ver ve ondan sonra da sadaka olarak yardıma muhtaç olan insanlara yardım elini de uzat. Onları gözet. Mutlaka ayette yani yoksulların zikredilmesi burada da fakirlere yardım edilmesi, sadaka verilmesini yine ne yapıyor? Anlaşılıyor arkadaşlar. Bir sonraki
Sorumluluk da neydi ayetlerde arkadaşlar? Bildirilen dördüncü önemli sorumluluk cimrilikten ve israftan kaçınmak. Yani cimrilik ve savurganlık aşırılıktır. Cimrilik biliyorsunuz ki malını tamamen elinde tutup kimseyle paylaşmaması, yardım muhtaç olan insanlara el uzatmaması ve hatta kendi çoluk çocuğuna, kendi ailesine dahi efendim kıt kanat geçinecek şekilde onlara harcayıp gerisini toplaması. Yani bu doğru bir şey değil. Yani kararında harcamak, güzel harcamak, çoluk çocuğuna yardımcı olmak, yani senin elindeki imkanların müferrah seviyesini o ailede yaşatman gerekiyor. Bu ne olur? O nimete, verilen nimete şükrünü eda etmiş olursun. Yani derler ya, Rabbim verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Sana verilen nimetlere rağmen sen bu şekilde yaşamazsan demek ki onu şükrünü eda edemiyorsundur. Çok savurganlık da dinimizde aşırılığa giriyor. Yani her şeyi savurup, her şeyi verip kendini muhtaç edecek şekilde de vermek tavsiye edilmemiş. Öyle vereceksin ki kendin muhtaç olmayacaksın. Ya ne demek bu? Yani kendin yardıma muhtaç olacak şekilde, düşmeyecek şekilde vermen lazım. Onun için dikkat edeceksin. Cimri ile Allah yolunda harcama yapan kimsenin haliyle ilgili bir peygamberimiz bir benzetme yapmış hatta. Demiş ki cimri ile Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiği zaman üzerindeki zırh öyle genişler ki dar halinden kalma izler bile silinir, rahat nefes alır ve üzerindeki yükü atar, rahatlar. Ama cimri bir hayırda bulunduğu zaman sanki canından can alırlar. O üzerindeki elbise adeta büzüşür. Elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır ve nefesini keser. Cimrinin vermiş olduğu bir hayır işte bu şekilde gönülsüz olduğu için bazen karşıdakine de yaramıyor. Onun için arkadaşlar Allah bizi cimrilikten ve israftan muhafaza etsin diyeceğiz. Aradaki dengeyi tutturacağız arkadaşlar. Aradaki denge cömertliktir. Aradaki denge nedir arkadaşlar? Cömertliktir. Ve bu dengeyi sağlamak dinimizce emredilmiş. Dinimiz genelde vasatı, dengeyi, efendim aşırıktan kaçınmayı emretmiştir arkadaşlar. Onun için dinimizin emirleri arasındadır. Evet, şimdi arkadaşlar bu verilen mesajları anladıktan sonra sorularımıza geçelim. Önüte sondaki sorulara biraz bakalım arkadaşlar birlikte. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Kültür, dil, tarih, gelenek, ahlak ve edebiyat gibi öğeleri barındırır. Din de bir toplumun kültürün oluşmasına etki eden öğelerin başında gelir. Din bir toplumun kabullerini, alışkanlıklarını, ahlakını ve değerlerini belirlemede en önemli unsurdur. Bir dinin içerdiği emirler, yasaklar ve ahlaki ilkeler toplumun değer yargılarını belirler. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Bir toplumun kültürü, değerler, ahlak ve gelenekler gibi öğeler içermez. Yanlış, içerir demiş. B. Dinlerin emir ve yasakları değerlerin oluşumuna olumsuz etkiler. Hayır, olumsuz etkilemez. Güzel, dinin güzel bir etkisi olduğu söyleniyor. C. Bir toplumda değerlerin oluşumunda din etkili unsurlardan biridir. Doğru. Değerlerin oluşumunu dinden bağımsızdır. Hayır, bu da yanlış. E. Bir toplumun kültürü ve değerleri dini unsurlar taşımamalı demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Burada tek doğru olan şıkkımız C şıkkı. Bir toplumda değerlerin oluşumunda din etkili unsurlardan biridir. Evet, hatta en etkili unsurların başında gelir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Diğer bir soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumuna etki eden örf ve adetlere örnek değildir? At koyma örf adetlerimizin geleneklerimize göre var arkadaşlar.
Biliyoruz ki hatta dinin etkisiyle ne olmuştur? Sağ kulağa ezan okunur, sol kulağa 3 defa kamet okunur. Ondan sonra ne olur? Pardon, birer defa ezan ve kamet okunur. İsmi sağa 3 defa, 3 sefer, sol kulağına da 3 sefer ne olur? Söylenir arkadaşlar. Ezan ve kamet biliyorsun dinimizin birer sembolüdür arkadaşlar. Dinin etkisi vardır buna. Örf ve adetlerimizdedir bu arkadaşlar. İkincisi B şıkkımıza ne demiş? Evlilik töreni. Evlilik töreni yine örf adetlere göre yapılıyor. Hatta biliyorsunuz ki arkadaşlar kına yakma, ondan sonra kızı atla götürme, bir binek üzerine taşıma, bu gibi adetler. Ondan sonra gezdirme, ondan sonra arkadaşlar böyle bir küp kırdırma gibi bir şeyler var. Bunlar hep böyle örf adetlerimizle ilgilidir arkadaşlar, evlilik törenleri. Hatta bazı evlilik törenleri mevlütle yapılır, bazıları farklı şekilde yapılır. Bu bizim örf adetlerimize yansıtıyor arkadaşlar. C şıkkı bayram ziyareti. Tabii ki bayram ziyareti bizim örf adetlerimizde, ananelerimizde vardır. Örf adetlerimizde büyükleri ziyaret etmek, ondan sonra bayramı güzel bir şekilde geçirmek, kırgınları barıştırmak, güzel elbiseler giymek, ondan sonra o günün mutlu, huzurlu geçirmeye çalışmak, insanlara yardımcı olmak ve birbirine ziyaret etmek arkadaşlar. Bu bizim örf adetlerimizde vardır mutlaka. Namaz kılmak örf adetten gelme bir şey değildir. Bu dinimizin bir emridir. İslam'ın 5 farzından biridir arkadaşlar. Örf adet olarak bize yerleşmemiş. Eh şıkkı taziyede bulunmak. Bu yine bizim örf adetlerimizde vardır. Ölen kişinin evine, baş sağlığına gidilir arkadaşlar. Yanında olduğumuzu gösteririz. Ona yardımcı oluruz. En zor durumda arkadaşlar. Ona destek olmak için yanında bulunmaya çalışırız. Bizim bugün örf adetlerimizde güzel bir yer edinmiştir arkadaşlar. O zaman burada cevabımız nedir? D şıkkı namaz kılmak olacak. Bu dinimizin İslam'ın 5 şartından biri olarak geçiyor. Gel bir soruya bakalım. Kişinin bir parçası olan karakter, bireyin sosyal normlara uyumunu ifade ettiğinden bir toplumda mevcut olan değerler kişilik gelişimini etkilemektedir. Bir toplumun sahip olduğu değerlerin çeşitli kaynakları vardır. Hukuk, ahlak ve din bunlardan bazılarıdır. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Karakter kişinin önemli bir parçasıdır. Doğru. Toplumdaki değerler kişilik gelişimini etkiler. Doğru. Toplumların sahip oldukları değerlerin kaynakları vardır. Doğru. Az önce saydı. Hukuk, ahlak ve din gibi bunlar kaynaklar olarak sayıldı. Yukarıda saydı zaten. D şıkkında demiş karakter bireyin sosyal normlara uyumunu ifade de doğrudur. Yani sosyal hayattaki arkadaşa uyumu, ondan sonra mizacı ne yapar onu ifade ediyor. E şıkkına bakalım kişilik gelişiminde değerler etkili değildir demiş. Kesinlikle yanlış. Tabii ki değerlerin büyük bir etkisi vardır. Zaten kişiliğin oluşmasında, karakterin oluşmasında değerlerin katkısıyla oluşur zaten bunlar. Burada değildir demiş arkadaşlar. Kesinlikle yanlış. E şıkkımız yanlıştır. Diğer bir soruya bakalım. Adalet insanların sahip oldukları hakların belirlenmesini ve bu hakların sahiplerine teslim edilmesini sağlayan temel değerdir. Bu değerlere sahip olan kimse herkesin hakkını gözetir. Her durumda haklı olanın yanında yer alır. Güçlü de olsa haksıza karşı durur. Herkese layık olduğu şekilde davranır. Paragrafta vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Adalet toplumun en önemli değeridir. Doğru. Adil kişi başkalarının hakkını verir. Doğrudur. Hak sahibi hakkını almalıdır. Doğru. Toplumdaki haksızlıkları ortadan kaldırmalıdır. Doğru. Haksızlık güçlünün yanında durulunca ortadan kalkar demiş. Hayır, kesinlikle yanlış. Haksızlık güçlünün yanında durunca ortadan kalkmaz. Haklının yanında durunca ortadan kalkar. Sürekli güçlü olan, haklı olan demek değildir. Önemli olan haklının yanında durmak arkadaşlar. Haksızlık haklının yanında durulduğu zaman ortadan kalkar. Evet, cevabımız E şık olacak arkadaşlar. Yani buradaki daha doğrusu yanlış. E şıkkı yanlıştır.
Buradaki temel ana düşünceyi soruyor bize arkadaşlar. Adalet toplumun en önemli değeridir demiş. Bakalım. Evet, doğru. Adalet toplumun en önemli değeridir diye geçmesi lazım. Çünkü burada en önemli temel düşünceyi sormuş bize. Dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Sağlıkla mutlu kalın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.